Grip, nezle için şifa çorbası. Malzemeler: 4-5 adet tavuk baget kanat veya 1 adet tavuk budu veya 1 adet tavuk göğsü. 1,5 litre su. 5 yemek kaşığı tel şehriye. Sosu için 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta sarısı, yarım limon suyu. Üzeri için 5-6 dal doğranmış maydanoz, dereotu. Ayrıca isteğe bağlı 1 çay kaşığı prebiyotik zerdeçal tozu Veya bir adet defne yaprağı. Biraz kendimi kötü hissediyorum. Mevsimsel geçiş diye düşünüyorum. Bir de burada hava bir sıcak, bir soğuk. Herhalde vücudum birazcık tökezledi. O yüzden kendime bir kış çorbası, grip çorbası, soğuk algınlığı çorbası, şifa çorbası yapmaya karar verdim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle bir tencerenin içine su koydum. Suyun içine tavuk budu, tavuk göğsü, eğer yoksa benim gibi kanat ve baget koyabilirsiniz. Kanat veya baget. Ben baget koydum. 2, 4, 5 tane tavuk bagetim var. Güzelce haşlanırken içine bir adet kabuklarını soymuş olduğum kuru soğanı atıyorum ve iki diş yine kabuklarını soymuş olduğum sarımsağı atıyorum. Bu aşamada seviyorsanız defne yaprağı ilave edebilirsiniz. Ben sevmediğim için kokusunu koymuyorum. Aslında koysam çok iyi olur. Fakat güvenemiyorum. Zaten biraz kötüyüm. Midem de kötü. Hani daha da beni kötüleştirmesin. Belki de iyi geliyordur. Dediğim gibi ben koymuyorum. Alışkanlık, defne yaprağını kuru fasulyede daha çok seviyorum ben. Veya balıkta, ama böyle az. Çok aromatik olduğu için bana iyi gelmiyor. Neyse, bunlar bu şekilde burada haşlanacak. Tavuklar biraz haşlandı. Soğan ve sarımsağını da ekledim. Haşlanıyor. Şimdi gelelim başka ne yapacağım bu çorba için? Onları söylemek istiyorum. Yaklaşık 1,5 litre su var o tencerenin içerisinde. Evet, şöyle 4 yemek kaşığı yoğurt var. Ev yoğurdum. Normal yoğurt da olur. Fark etmez. Yarım limonun suyu. Bu limonun suyunu sıkacağım içine. 1 adet yumurtanın sarısı. 5 yemek kaşığı tel şehriye veya 4 yemek kaşığı arpa şehriye veya yıldız çorba için o yıldızlardan kullanabilirsiniz. Eğer şehriyeniz arpa, tel fark etmez, yıldızınız yoksa bildiğiniz spagettiyi elinizle parçalayıp kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı olacak şekilde elinizle gelişigüzel parçalayabilirsiniz. Ve bugün baharat olarak prebiyotik zerdeçal tozu da kullanacağım. Şöyle göstereyim. Şifa olsun. Üzeri için dereotu, maydanoz kullanabilirsiniz. İnce ince kıyıp üzerine koyup öyle de tüketebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Soğan ve sarımsaklarım yumuşadı. Şimdi bu aşamada şu şekilde içindekileri bir tabağın içine alıyorum. Sarımsak ve soğanlar da dahil. Tavukları da. Eğer defne yaprağı kullandıysanız defne yaprağını da böyle bir tabağın içine çıkartıyorum. Tavuk suyunun içerisine tel şehriye mi, arpa şehriye, ne kullanacaksanız, yıldız çorba, spagetti, makarna ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada su oranına da bakıyorum. Suyu birazcık azaldığı için çok az kaynar su ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Şehriye tavuk suyunda kaynarken şimdi bu tavukların etlerini kemiğinden ayırıyorum ve tiftiyorum. Tavuğun etini tiftim şu şekilde. Bu arada şehriye kaynıyor. Altını kısıyorum ve şimdi terbiyesini hazırlıyorum. Terbiyesi için 4 yemek kaşığı yoğurdun içine şöyle yarım limonu sıkıyorum. 1 adet yumurtanın sarısını ilave ediyorum ve güzelce çırpıyorum. Şöyle çırptıktan sonra 1 çay kaşığı zerdeçal tozu, prebiyotik zerdeçal tozu ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Evet, çorbamız burada kaynıyor. Terbiyesini de şu şekilde hazırladım. Şimdi ne yapıyorum? Bunun içine şu çorbadan bir kepçe kadar koyuyorum ve karıştırıyorum.
Bu arada 6 kısık tencerenin bir kepçe daha alıyorum. Karıştırıyorum. Yani önemli olan bu sosu ılık hale getirmek ve kesilmesini önlemek. Evet, 3 kepçe oldu şu anda. Şöyle iyice güzelce bir kepçe daha almak istiyorum. Evet, bir kepçe daha alıyorum. Şunu alalım içinden. Karıştırıyorum. Şimdi geldik çorbaya terbiyesini eklemeye. Şöyle sizler de görebilin. Bir ter yardımıyla karıştırıyorum. Bunu da böyle içine yavaş yavaş döküyorum. Kesilmesini önlüyorum. Çünkü terbiyeyi ılıklaştırdım. Ve kesilmeyecek. Bu sarı rengini de zerdeçaldan aldı. Şöyle bir 3-5 dakika karıştırıyorum ki kesilmesin. Çorbaya hiçbir şekilde yağ kullanmadım. Çünkü bagetin kendisi yağlı. Tavuk, but, baget, kanat artık ne seviyorsanız kullanacaksanız eğer yağ gerek yok. Ama tavuk göğsüyle yapacaksanız bir parça dilediğiniz yağı ekleyebilirsiniz. Evet, karıştıra karıştıra şimdi çorbamın kıvam almasını sağlıyorum. Şöyle karıştıra karıştıra bir 5 dakikada çorba kaynadı gördüğünüz gibi. İki taşım kaynadıktan sonra nedir bu iki taşım derseniz yani 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra içerisine tavuk etlerini ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Bu sarılı zerdeçal tozundan prebiyotik zerdeçalla alakalı. Zerdeçal koymazsanız bu çorba beyaz olur. Zerdeçal da tamamen size bağlı. Bu arada ben çorbaya tuz eklemedim. Dilerseniz bu aşamada tuz ekleyebilirsiniz. Limon sıkıp içeceğim bu çorbayı. Tuz ekleyebilirsiniz. Pul biber ekleyebilirsiniz. Evet, çorbam hazır. Altını kapatıyorum ve servis tabağına koyuyorum. Çorbam hazır. Ben üzerine kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyeceğim. Ve karabiber. Çorbam hazır. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet, bal şeker olsun, şifa olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.